Arayan mısın? Yoktur diyen misin? Sen değilsin, ben diyemem. Şimdi bu düğemiz ilk doğumu. Genetik yapısı olarak 5 memesi var. Memenin 5'iyle hepsi birbirine güzel. Hepsi de süt veriyor yani. Hemen şu diye. İlk doğumu. Genelde olur mu böyle 5 meme? Genelde olmur. Mesela 97'den bu tarafa ilk defa. İlk defa 5 meme. Bazı hayvanlarda işte 4 meme. Bir de yanında küçük bir meme olur. O memede süt olmaz ama bunun küçük değil. Hemen 5'i de birbirinden fizik yapısı olarak eşit olduğu için 5'inden de süt geliyor yani. Hayvanın 5 memesi var. 5'inden de süt geliyor yani. Hayvanın da ilk doğumu. Yani yıllardır biz simantal işi yapıyoruz ama ilk defa bir 5 memeli ve memenin 5'inden de süt geliyor. Bazı hayvanlarda tabii 5. meme olur ama küçük olur. Ondan süt gelmez ama bunun fizik yapısı olarak memenin 5'i de eşit yani. 5'inden de süt geliyor. Onu al, o daha iri değil mi? Onu alamazsın. Onun fiyatını diyeceğim. Ha, tabii tabii. Evet, sizi bir tanıyalım. Ben Kars Akyaka Cebez Köyü'nden, ismim Yücel Ulu. İşte çocukluğumdan bu tarafa hayvancılık yapıyoruz. Aşağı yukarı 97'den bu tarafa simantalırk hayvancılığı yapıyorum. Ben bu hayvancılığa bir buzağıyla başladım. Tabii ki hayvancılıkta sıkıntılar fazla. Şimdi de var, daha önceki yıllarda da vardı. Hayvanlarımı merraya bırakmıyorum. Kondisyonları biraz iri olduğu için merramız taşlı. O yüzden yaz kış kendi imkanlarımızla hazır yediriyoruz. İşte 2017'de de İl Tarım Müdürlüğü'ne başvurduk. TEDAKA'dan %50 hibeli bir açık sistem ahır yaptık. Şimdi buradaki bu ahırı. Yaz kış hayvanımız burada yiyor. Ha, buradaki yemenin avantajları bize hayvanımız tırnak sorunu yaşamıyoruz. Meme hastalıkları birazsa içeride kaldığı zaman kış sezonu aşağı yukarı bir 6 ay içeride kapalı kaldığı zaman meme hastalığı, tırnak hastalıkları çok yaşıyorduk. Şimdi bunların hiçbirini yaşamıyoruz. İşte
Burada yemini sabah saat 8'de sıkıyor, akşam saat 5'e kadar burada yiyor. Saat 5'te kapalı ahıra iniyor. Orada sağılıp kapalı ahırda yiyip yatıyor. Sabah da sağımdan sonra sabah sağımını yapıyoruz. Saat 8'den sonra yine bu açık sisteme geliyor. Yaz kış aynı yani. Eksi bu sene eksi 30 da dedi. Geçen sene de yine hayvanımızı içeriye almadık. Yani bölgedeki arkadaşlarımıza sesleniyorum. Bu kapalı ahırları havalı yapsınlar. Ne kadar havadar olursa hayvan o kadar mutlu olur. Yani hayvan yediğinden daha iyi faydalanır. İşte bu biyazsa dış parazitler kapalı ahırlarda, havasız alanda, nemli olduğu için dış parazitler çok oluyor. O yüzden benim bu bölgedeki çiftçi arkadaşlarımıza önerim ahırlarını çok havalı tutsunlar. Ellerinden geldiği kadar çok serin yapsınlar kışın. Niye üşümüyor hayvanlar? Hayvanların neden üşümüyor? Çünkü bu bölgeye adapte olmuş. Sonbahardan hiç içeri almadan burada beslediğimiz için hayvanı sürekli önünde yem olduğu zaman, tabii bu yemin içinde yeterli proteini, enerjisi de olduğu zaman soğukta hayvanların metabolizması biraz daha hızlı çalıştığı için sürekli yem tükettiği için hayvan üşümez yani. Yeter ki önünde yemliğe geldiği zaman yem bulsun. Yemi bulduğu zaman hayvan üşümez yani. Ve verimi de yükselir. Çünkü ne kadar fazla yem tüketirse hayvanın verimine yansır bu. Siz bu açık sisteme geçtikten sonra daha mı çok kar ediyorsunuz? Şimdi açık sisteme geçtiğimiz zaman karımız biraz arttı. Niye arttı? Kapalı sistemde örneğin bizim bölgede kaba ot dediğimiz ot olayı kapalı sistemde biraz zor olur hayvana yedirmek. Hayvan zay ediyor ama şimdi bu açık sistemde bir de yem karmamız var. Hayvan hiç zaya çıkarmıyor yani. Sürekli yem tüketir hava serin olduğu için yemimiz de zayi olmuyor. Hayvanımızın verimi de yükseliyor yani. Simental ırkı hayvana 97'de bir buzağıyla başladım. O dönemde bile ben sunu tohumlama yaptırıyordum. Yani o dönem özel veterinerler bile yoktu bölgemizde. Biz ilçe tarıma kendi traktörümle ineğimi yükleyip sunu tohumlamaya götürüyordum. Yani ben boğa tutmuyorum hayvanda, doğal aşım yaptırmıyorum. Bunun sebebi de bölgemizde hastalık fazla olduğu için boğa taşıyıcıdır. O yüzden sunu tohumu tercih ettik. Sunu tohumda genetik özelliklerini de seçebiliyorsun. Yani hayvancılık biraz da gönül işidir. Yani hayvancılığa yapan bir adam işini severek yaparsa o işte başarılı olur. Biz bunu severek yaptık. Bir buzağıyla başladık. Eğer satmasaydık şimdi belki 150 tane sağmal ineğim vardı. Çünkü tüm geçimimizi bununla sağlıyoruz biz. İşte kendi çocuklarıma bakıyorum ben. Yanımda amcam var 84 yaşında. Hiç çocuk olmamış, ona bakıyorum. Bir tane üvey babaannem vardı, işte 4 yıl önce vefat etti, ona bakıyordum. Yani tüm ekonomimizi bundan canlandırıyoruz. Ha burada hayvanın en büyük avantajı, tabii sadece ahır değil, buradaki alanımız 7 takar hasarın içinde. Hayvan strese girmiyor burada. Yemini yiyor, istediği zaman geziyor, istediği zaman yatıyor. Şebeke suyumuz var, sürekli akıyor, suyunu da oradan temin ediyor. Şimdi Merra'ya çıktığı zaman bölgemizde şey de çok, hayvan hastalıkları çok. Bizim köyde biraz orta köy olduğu için bizim Akyaka ilçesinden 8-9 köy bizim köyden yaylaya geçip geliyor. Genelde bazı hastalıklar olduğu zaman buradan geçtiği zaman Merra'da bırakabiliyor yani. Bu yönden biz hayvanımızı hiç Merra'ya da bırakmıyoruz. İyi kötü kendimizi geçindiriyoruz hayvancılıklarla ama tabii ki bu sene girdiler çok yükseldi. Yem fiyatları, burada mazıt fiyatları bizi çok zorluyor yani. Ha devlet destekleri var ama çok da yeterli gelmiyor. Niye yeterli gelmiyor? Girdiler çok yükseldi. Geçen sene 80 liraya, 70 liraya çuvalını aldığımız yem bu anda 140 lira. 150 liraya dayandı yani. Yemin şeyine, protein değerine göre. Kaç hayvanınız var şu an? Şu anda sağmalım 18 tane var. Toplam büyük küçük işte düvemiz, buzağlarımız 33 tane hayvanımız var burada. Sizin de buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yani sadece burada değil sizi takip ediyoruz. Yöremizde yani sesimiz oluyorsunuz. Hem insanlar bu konularda örnek alıyorlar hem de vatandaşın sesini duyuruyorsunuz. Bu konudan sizlere de teşekkür ediyorum ben. Şimdi bizim bölgede hayvanlarda meme hastalığı oluşuyor ister istemez.
Bu meme dezenfektanıdır. Sağımdan sonra bu meme dezenfektanını biz sürekli kullanıyoruz. Bunun yanında biz yine de hayvanlara meme hastalığı için mastist aşısı bile yılda iki sefer kullanıyoruz. Verimi yüksek olan hayvanlarda meme hastalığı çoğalır. Şimdi bu sağımdan sonra kullanılan bir ilaç, bir de sağımdan önce kullanıyoruz. Sağımdan önce de bir köpüksü bir ilaç var dezenfekte. Makineye takmadan önce onu köpürtüyoruz, yumuşuyor meme, onu havlu fesetine alıp sonra makineye takıyoruz. Yani bu konuda bizim bölgede arkadaşlar pek kullanmıyor yani. Ama kullanmalarını tavsiye ederim. Şimdi çiftçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi bu buzağı 40 günlük bir buzağı. Sabah saat 8'den burada. Yani bu vatandaşlar buzağları içeri salıyorlar. Bir de kapı pencereyi kapatıyorlar. Hayvanlar orada kendi işte dışkılarından çıkan kazdan, idrarından çıkan kazdan etkileniyor. İşte akciğer hastalığına yakalanıyor. Bağırsak enfeksiyonlarına yakalanıyor. Ama açık alanda korkmasınlar. Yani bu hayvan tabii ki doğduktan sonra da serin yerde kalacak. Yani doğarken hayvanı sıcağa alıp sonra serin yere alarsanız zaten şey yapamazsın yani, o hayvanı hastalıktan kurtaramazsın. Bunlar yaz, kış, gün boyu dışarıdalar. Gün boyu dışarıdalar. Hiçbir gün içeride kalmaz bu hayvanlar. Yani burada fırtına da esse, kar fırtınası çok etkili olduğu zaman sabah çıkarlar buraya. 2 saat, 3 saat yemini yerler. Uyumalar için 2 saat içeri alırız. Sonra çıkarız. Bu sene hiç yapmadık onu. Aşırı fırtına, kar fırtınası olmadı. Hayvan kar da yağsa burada kaldı yani. Daha verimli oluyor. Tabii daha verimli oluyor. Yani hayvan açık alanda, yani yaşam ortamına uygun, doğa ortamına uygun olduğu için hayvanı yani doğa ortamına uygun olarak beslemeye çalışacağız elinden geldiği kadar. Şimdi bu da otomatik hayvan kaşıma. Ya bunun da işte açık sistemde bu daha avantajlı. Kapalı yani hayvanın başından bağlı sistemlerde bu olmaz. Hayvanın kendi isteğine göre istediği zaman geliyor, buna dokunduğu zaman sansürlü bu. Dokunduğu zaman çalışıyor, hayvan istediği yerini tutuyor ve orada stresini dağıtıyor hayvan tabii ki. Çok hoşuna gidiyor bu. Yani hayvan burada istediği zaman yemiyor, istediği zaman gelip bunun altında durup kaşınıyor, istediği zaman gidip yatıyor. Yani bu açık sistem hayvan için çok önemli yani. Demin de dedim yani hayvanın doğa ortamına yakın yaşam alanı belirlersen ise o hayvanın verimi yükselir yani. Arkadaşlar bak şu buzağı annesinden bu açık alanda karın üstünde annesi bunu doğum yaptı. Birinci ayın içinde. Yani hiçbir sağlık problemi de yaşamadı hayvan yani. Bu da Rahvan. Geri gel yaz. Tamam, mal ürkütme, inekler seni yıktırar. Şimdi yabancı hayvan gördüler ya burada. Ders toplanacak. Yabancı. Şimdi bu ineğimiz 11. buzağısını doğdu. Bazı vatandaş diyor ki işte hayvan 5. 6. doğumundan sonra verimi düşer. Bu verimlilik hayvanın bakımıyla ilgili. Bakım ne kadar iyi olursa hayvanın verimi o kadar iyi olur yani. Şimdi hayvanın meme yapısı, vücut kondisyonu, her şeyi yerinde. Malların yanında dikkat şey gelip, haberci gelip program yapılır. Dikkat çekin. Çek mi senin telefonu?
20 aylık mı? Cetereze koku, çermen değil kardeş diye. Sizin mal Avrupa'da gene yoktu kardeş. Biz yakın üçteyiz. Yok, çevişme işi değil de cetereze koku, çermen değil. Nedir bey? Dermiş. Üstte de bir bahçe yaptık işte. Yazın bir şeyler ekmiş, sere yaptık.